Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, ilk uçuşuna hazırlanıyor. Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirilme sürecinde kritik bir eşik daha geçildi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk otomatik taksi ve koşu testi başarıyla tamamlandı. Bayraktar Kızıl Elma, Tekirdağ Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne hafta başında intikal ettirildi. Burada önce emniyet bağları ile yapılan otomatik taksi testleri başarıyla tamamlandı. Buradaki doğru çalışıyor. Soldaki yanlış çalışıyor. İlerleyebiliriz. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönettiği emniyet bağları olmadan gerçekleştirilen ilk otomatik taksi ve koşu testi de başarıyla tamamlandı. Böylece Bayraktar Kızıl Elma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu. Taksi ve koşu testinde uçağın yerde, tekerleri üzerinde yaptığı hareketler değerlendirildi. Bu kapsamda, uçağın hangar ya da park alanından kalkış yapacağı pistin başına veya iniş yaptıktan sonra pist çıkışından park edeceği yere kadarki hareketleri test edildi. Daha önce de Kızıl Elma'nın birinci prototipi ile yapılan motor entegrasyon testi başarıyla tamamlanmıştı. Kızıl Elma'nın yer testleri bir süre daha devam edecek. Kızıl Elma'nın daha önce ilk uçuşunu 2023 yılında yapacağı açıklanmıştı. Test süresindeki gelişmelere bağlı olarak Kızıl Elma'nın yakın zamanda ilk uçuşunu yapması bekleniyor. Baykar tarafından geliştirilen bir başka insansız hava aracı Bayraktar Akıncı İHA'da da benzer bir süreç yaşandı. 1 Eylül 2019'da ilk motor entegrasyon testini tamamlayan Akıncı, yaklaşık 3 ay sonra ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Akıncı, ilk uçuşundan yaklaşık 1,5 yıl sonra da envantere girdi. Kızıl Elma'nın ilk motor entegrasyon testi ise 17 Eylül 2022'de gerçekleştirildi. Bayraktar Kızıl Elma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek. TCG Anadolu gemisine konuşlanabilecek şekilde geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma, bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Kızıl Elma bu kabiliyetiyle Türk karasularının korunmasında da aktif rol alacak. İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızıl Elma, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. İnsansız savaş uçağı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.